gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı adlı kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hemen hatırlatalım. 35 ve 36. sayfalar. İnternet bilgisayar öğreniyorum testindeyiz arkadaşlar. İlk sorumuza da vakit kaybetmeden başlayıverelim. Hadi. Fuat evinde kullanmış olduğu 8 megabit hızdaki internetini 35 megabit hıza çıkarmak istediğinde aylık faturası 15 lira artmakta. 50 megabit hıza çıkarmak istediğinde de aylık faturası 4/3 katına çıkmakta. 50 megabit internet hızının aylık bedeli 35 megabit internet hızının aylık bedelinden 20 lira fazla olduğuna göre Fuat'ın aylık faturası kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim, 8 megabit hızındaki internetin fiyatı sevgili arkadaşlarım X ise 35 megabit internetin kullanım bedeli X artı 15 ve 50 megabit internet hızının kullanım bedeli de bu X'in 4/3 katı, yani 4/3 çarpı X. Ve demiş ki bize şunun fiyatı şunun fiyatından 20 lira fazla. Yani ben 4/3 x'in aslına bakarsanız x artı 15'ten 20 fazla. Yani x artı 35 olduğunu biliyorum. Böylelikle içler dışlar çarpımından 4x eşittir 3x artı 105 gelir. Buradan da arkadaşlarım x eşittir 105 gelecektir. Bana Fuat'ın aylık faturası sorulmuş. Yani şu sorulmuş arkadaşlar ki ben zaten eksi buldum. Cevap 105'ti. Devam edelim ikinci sorumuzla. K'nın bilgisayarının sabit hızı her biri aynı kapasitede olan CD, E ve F bölümlerinden oluşmakta. Bilgisayarda disk tamamen dolduğunda kırmızı, yarısı dolduğunda yeşil, yarısından fazlası dolduğunda da sarı ve yarısından azı dolduğunda da mavi renkle gösterilmekte. Başlangıçta bilgisayarın bölümlerinin doluluk oranı aşağıda gösterilmiş. K'nın dolu olan C bölümünden aynı miktarda veriyi D, E ve F bölümlerine aktardığında bilgisayarın bölümlerinin doluluk oranı aşağıdaki gibi olmakta. Bakın arkadaşlar, ne demiş bize? Şuradan aynı miktarda, yani mesela X buna, X buna, X de buna aktarmış ve aşağıdaki görüntü oluşmuş. Buna göre başlangıçta D, E ve F bölümlerinin doluluk oranlarının küçükten büyüğe sıralanışı nedir diye sorulmuş. Bakın buradan aynı miktardaki veriyi şuna, şuna ve şuna aktardığında en düşük burası olduğuna göre demek ki başlangıçta F çok az dolu. Daha sonrasında D ve daha sonrasında da E arkadaşlar. En yüksek E'ye geçmiş çünkü. Dolayısıyla en yüksek E'ye geçmemiş. Başlangıçta daha doluymuş E. Dolayısıyla F, D, E, yani F küçük D küçük E sıralaması bizim cevabımız olacaktı diyebiliriz. Geçtim. Üçüncü soruma, bir modeme bağlanan bilgisayar sayısı arttıkça fazladan bağlanan her bir bilgisayar için bilgisayar başına internet hızı yarıya düşmekte. Örneğin internet hızı 24 megabit olan bir modeme 2 bilgisayar bağlanırsa her bilgisayar 12 megabit hızla, 3 bilgisayar bağlanırsa her bilgisayar 6 megabit hızla internete bağlanır. Yani gitgide yarıya düşüyor. Ali'nin evinde kullanmış olduğu modeme 2 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı, 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabit fazla olmakta. Şimdi 5 bilgisayar için düşünelim. Her birine de x diyelim arkadaşlarım, tamam mı? 5 bilgisayarın her biri de x megabit hızında çalışıyor. O zaman 4 bilgisayar bağlanmış olsaydı 2x, 2x, 2x ve 2x diyecektik. Bunların 2 katı kadar. 3 bilgisayarda 4x, 4x, 4x olacaktı. 2 bilgisayarda arkadaşlarım 2x ve 2x, pardon, 8x ve 8x olacaktı. 2 katı 8x'e 8x olacaktı. Şimdi şunun hızı şunun hızından arkadaşlarım, öyle demişti değil mi? 2 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı, yani 8x, 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabit bölü saniye fazla olmakta. Dolayısıyla 7x eşittir 14 megabit olacak. Demek ki x eşittir 2 megabit diyeceğiz. Bu cepte bunu elde ettik. Ali modeme 6 bilgisayar bağlarsa demiş. 6 bilgisayar bağlanırsa her biri x bölü 2 olur. Ne demiş bize? Her bir bilgisayardaki internet hızı. Şimdi x bölü 2, x bölü 2 olacak ya arkadaşlar. Yazalım, yazmasak da olur ama yazalım. X bölü 2 sorulmuş bize. Ben x'in 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2 bölü 2'den cevap ne olur? 1 megabit olur diyeceğim. Tamam. Ve devam ediyorum dördüncü sorumla.
Altan cep telefonunda bulunan resimlerin tamamını boş olan 4, 8 ve 12 GB'lık 3 farklı belleğin her birini farklı miktarlarda paylaştırarak yüklüyor. Yükleme sonunda her 3 bellekte boş kalan miktarlar eşit ve 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmın 3 katı olmuş. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. Her birine farklı miktarlarda paylaştırıyor ve her birinin boş kısmı aynı oluyor ya. Şimdi 4 GB'lık bellek, 8 GB'lık bellek ve 12 GB'lık bellekleri düşünün. Her birinde boş kalan kısım x olacaksa, çünkü her birinde boş miktar aynı olmuş. Dolayısıyla bunun doluluk miktarı 4-x'tir, bununki 8-x'tir ve bununki de 12-x'tir, tamam mı? Şimdi bize demiş ki yükleme sonunda her 3 bellekte boş kalan miktarlar eşit. Eyvallah. 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım, yani şu, 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmı, yani şunun 3 katı oluyormuş. O zaman şunu 3 ile çarpın arkadaşlar. 12-3x eşittir 8-x oluyormuş bakın. -3x'i bu tarafa attınız 2x. 8'i diğer tarafa gönderdiniz 4 kaldı. 2x 4 ise x eşittir 2'dir. Demek ki şunda 2 GB'lık veri var, bunda 6 GB'lık veri var, bunda da 10 GB'lık veri var. Altan'ın cep telefonunda bulunan resimlerin tamamı kaç GB'tır? Bakın zaten onları bulduk. 2, 6 daha 8, 10 daha 18 yapar. Demek ki cevabımız 18 GB olacak sevgili gençler. Devam ediyorum 36. sayfamdaki 5. sorumla. Her öğrencinin bir telefon kullandığı bir sınıftaki öğrencilerden bazıları 2 GB'lık internette, bazıları 4 GB'lık internette, geri kalanlarsa internetsiz olarak telefonlarını kullanmakta. Şimdi internetsiz olanlara 0 GB diyelim, 2 GB diyelim ve 4 GB'lık kullananlar var arkadaşlarım. 32 öğrencinin bulunduğu bu sınıfta cep telefonu internetsiz kullananların sayısı, yani şunlar, 2 GB'lık internette kullananların sayısından 6 fazla. Yani buna ben x dersem bu kaç olacak? X artı 6 olacak. Bu sınıfta cep telefonunda internet bulunan öğrenci sayısı 20'ymiş. Yani şununla şunun toplamı 20 olduğuna göre burası nedir? 20 eksi x'tir. İnternetsiz cep telefonu kullanan öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. Ben sınıfın 32 kişi olduğunu biliyordum. Şunların hepsini toplayalım o halde. X artı 26 yapar. Bu da kaçmış? 32. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 6. Telefonunu internetsiz kullananlarda 6 6 artıdan 12'dir deriz. Cevabımız da bu olur. 6. sorumuz. Yasin okulda bulunan sınıfların sınıf listelerini her çalışma sayfasına yalnızca bir sınıfın listesi, yani 9A, 9B, 9C, 9D olacak şekilde Excel ortamında yazmakta. Listeler şurada görünüyor zaten Excel'de. Excel kullanan arkadaşlarım bilirler. 9A, 9B, 9C, 9D diye burada listelerimiz var ve her sınıfın listesi farklı. Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı her bir sınıftaki öğrenci sayısına eşitmiş aynı zamanda. Yani mesela 10 tane liste oluşturulduysa demek ki her sınıfta 10 öğrenci var gibi. Okulda 9. sınıfların şube sayısı 10. sınıfların şube sayısına eşit. 9'lar var, 9'lar var, 10'lar var, 11'ler var ve 12'ler var. 9'ların sayısı 10'ların sayısına eşit, 11'lerin sayısı da 12'lerin sayısına eşit ve 12. sınıfların şube sayısı 9. sınıfların şube sayısından 2 fazla. Yani şunlardan 2 fazlaymış. Demek ki bu x artı 2 ise bu da x artı 2 olacak. Pekala, şimdi toplamda sevgili arkadaşlarım 9. sınıfların şube sayısı x, 12'ler x, 11'inkiler x artı 2 ve 12'lerinki x artı 2 olacak. Şimdi Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı ne olmuş oldu? Şunları toplarsanız görürsünüz. 4x artı 4 olmuş oldu. Şimdi 4x artı 4 ise liste sayısı, demek ki her sınıfta da 4x artı 4 tane öğrenci var. Çünkü bize her bir sınıftaki öğrenci sayısı eşittir diye vermiş bunu. Toplamda da 4x artı 4 tane şey yok mu? Şube yok mu? O halde bir sınıfta bu kadar öğrenci varken totalde de 4x artı 4 tane eğer şube varsa ve toplamdaki öğrenci sayısı da 256 ise bu çarpım bize sınıf okul mevcudunu verecektir. Şimdi kaç kere kaç 256 yapar? Ya da 4x artı 4'ün karesi diyelim. 256 diyelim, tamam mı? Neyin karesi 256? Tabii ki 16'nın. Yani 4x artı 4'ün 16 olması gerekiyor. Yani 4x'in buradan 12 olması gerekiyor. Yani x'in buradan 3 olması gerekiyor. Bana 12. sınıf şube sayısı sorulmuş. 12. sınıf şube sayısı x 3 ise şurada yerine yazarsınız 3'ü. 3 artı 2'den cevap 5 olur arkadaşlar. Cevabımız buydu diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım, geçiyorum son soruma, 7. sorum.
Mehmet'in bilgisayarının veri depolama alanı C, D ve E olmak üzere 3 bölümden oluşmakta. Mehmet C ve D bölümünde yer alan dosyaların bir kısmını boş olan E bölümüne atacaktır. Yani buradan ve buradan dosyaları bu tarafa atacak. Burası bomboş. Bilgisayardaki her sarı, her kırmızı ve her mavi dosyada sırasıyla, bakın sarılar 8 şu şekilde. Daha sonrasında kırmızılar 12. Kırmızılar 12 arkadaşlar. Sarı, kırmızı, mavi sırasıyla 8, 12 ve 24. Bakın şunlar da 24'müş. Tamam, bunlar da 24 arkadaşlar. Şunlar da 8. Pekala. Mehmet dosyaları E bölümüne attıktan sonra her bölümde aynı büyüklükte veri olduğuna göre Mehmet kaç dosyayı E bölümüne aktarmıştır diye soruluyor. Öncelikle C bölümünün kapasitesini, yani doluluk miktarını bir bulalım. 8, 8, 8, 24 yapar. 24, 24, 24, 72 yapar. Bir de 12'miz var burada. 24, 12 daha 36 yapar. 36, 72 daha 108 yapacaktır arkadaşlar bu cepte. Şurası 24 yapar sarılar. Burası 36 yapar. Toplamı 60'tır. 24 daha 84 yapacaktır. Şimdi bizim toplamda 108 artı 84, yani 192 GB'lık diyelim artık, verimiz var ve ben bunu 3 klasöre, C, D ve E klasörlerine eşit miktarda dağıtacaksam 3'e bölmem gerekiyor. 6, 18 çıkar 1, 2, 4. Yani 64, 64, 64 yapacağım. Burayı da 64, burayı da 64, burayı da 64 yapacağım. Şimdi 108'den 64'e getirebilmek için ne kadar azaltmam gerekiyor? Tabii ki 44 GB burayı azaltmam gerekiyor. 44 GB azaltabilmek için bir tane 8'den, bir tane 24'ten, bir tane 12'den alırım ve böylelikle 44 GB, yani şu 3 tanesini buraya atarım. Demek ki C'den E'ye toplamda 3 tane dosya geçmiş. Burada 84'e 64 yapmak için 20 GB'lık bir klasör E'ye atmam gerekiyor. O da 12 ve 8'e atmakla mümkün. Yani toplam kaç tane atacakmışım? 2 tane. Demek ki 2 tane de buradan atacağım. 3 tane buradan, 2 tane buradan atıyorsam toplam 5 tane dosya E bölümüne aktarılmıştır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sayfamızda ise hatalı işlem problemlerini ele alacağız arkadaşlar. O bölümde, o videoda, o testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.